Rus edebiyatı benim çok sevdiğim edebiyatı ve çok önemli adamları vardı. Bizde genellikle Fyodor Mihailoviç konuşuluyor, Dostoyevski. Hepsi eşit derecede çok 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 önemli. Zaten kendisi der ki, bizler Gogol'un partisinden çıktık der. Yani şimdi edebiyatla benim ilişkim. Ben böyle deli deli okurken buna deli deli okuma diyorum. Çünkü daha sonra seçerek okumaya başladım ama inanın yazar olmak için okumuyorum. Böyle bir tasarım yok diyorum. Belki gelen diğer yazarlar tasarlamış olabilir. Çok saygı duyuyorum buna. Benim asla böyle bir tasarım yoktu. Niye yoktu? Çünkü ben çok 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 seçkin edebiyatçıları okuduğumda böylesine yetkin bir şey yapabilir miyim diye yanına bile yaklaşmadım. Çünkü edebiyat çok zor bir şey sanatların içindeki en zor olanlardan. Neden? Somut şeyler yaratıyorsunuz, sözcükler. Sözcükler nasıl bir şeydir? Her gün kullanıyoruz, yorgun yorgun. Gündelik hayatımızda boyuna kullanıyoruz. Yani öyle bir şey yapacaksınız ki bir zemin üzerine bu sözcükleri yayacaksınız. Karşınızdakiler gündelik hayatlarında yoğurdukları ve kullandıkları bu dille size okuyacaklar ve onun içine dönecekler. Ve 68 Mayıs'ında dünyanın çok harekete geçtiği bir zamandır. Merak edenler öğrenmişti, hemen öğrenebilirsiniz. Ben birdenbire yazmaya karar verdim. Benim kararım o zaman oldu. Dedim ki ben yazmadım. Çünkü bana teslim edildiğine inandığım bir takım olaylar, durumlar, insanlar vardı. Niye bana teslim edilmişlerdi? Onları gözlüyordum, onlar hakkında bilgim vardı. Sosyal yapıyı tartışıyordum, Türkiye'nin geçtiği yerleri düşünüyordum. Ve en önemli şey olan adalet duygum. Çünkü adalet düşünce ve duygusu son derece önemli. İnsanlar adalet duygularını ve düşüncelerini kaybettikleri zaman insanlıklarından da çok şey kaybederler. Beni iten o oldu ve ben önce dergilerde yazmaya başladım. Birdenbire yani çok fazla ilgi gösterildi ve yazmaya devam ettim. Parasız Yatılı çıktığında kitap olarak çok iyi bir seçici kurumdan. Bakın seçici kurulu kimler vardı? Mesela Behçet Necati diyor, Haldun Taner, belki Allah'ını bilirsiniz ya bilmezsiniz. Benim hep sizin eksikliğinizdi, onların değil. Çünkü insan hayatta merak ettiği kadar kendini denilmiştir. Neyi merak edersiniz dünyada? Ben miyim? Bu tarihler neler olmuş bu dünyada? Peki ben nasıl bir insanım ve ömür denen şey, yani bir ömür diye bir kavram var, ömür diye olan bu kavramın sonlarını bilmiyorsunuz. Yani bak çıkıyorsunuz, yaşıyorsunuz, ömürler biter bilmiyorsunuz. O zaman kendinizi zenginleştirmek için bazı akıllı ve yetenekli insanlar kitaplar yazmışlar. Ne kadar hoş, hazır duruyor onlar, sizden bir hizmet istemiyorlar. Tek hizmet ayıracağınız var işte. Bunu ben kendim için söylemiyorum. Çünkü onlar bana çok hizmet ettiler. Benim yetişmemde müthiş payları var. Hepsine çok teşekkür ederim. Mesela ben yazdığım hiçbir şeyi kimseyle tartışmam ve okumam ve öyle bastırıyorum. Bunu bir marifet olarak söylemiyorum. Sıkın öyle anlamıyorum. Tabii tartışma da belki çok daha iyi olur ama ben götürürüm ve basılır. Ve bunu şöyle anlıyorum ben. O kadar seçkin ve güzel şeylerin içinde kendime yetiştirdim ki bu öğretmenlerim de beni, yani resim, müzik, bütün sanatların diğer konuları beni bilgilendirdi. Ve onlardan öğrendiklerim çok üst düzey şeyleri anlamaya çalıştım. Anladıkça kendimi de anlamaya çalıştım ve yazmaya başladım. Bugün burada size yazarlık sürümünü anlatırken böyle bir özet yapıyorum.